Değerli izleyicilerimiz, özel bir röportajla sizlerleyiz yine. Önemli soruların cevabını bulacağız. Biliyorsunuz siyasetle ilgili birçok konu konuşuldu. Ama biz şu anda Lapseki'deyiz ve Lapseki Belediye Başkanımız Sayın Eyüp Yılmaz'la birlikteyiz. Ve kendilerine bazı sorularım olacak. Bakalım işten cevapları alacağımıza eminim. Merhabalar başkanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Çalışmalarınız devam ediyor. Lapseki'nin zaten gelişmelerine, Lapseki'de neler oluyor, neler bitiyor değerli izleyicilerimize buluşturuyoruz. Bunları artık ezberlediler, biliyorlar çalışmalarınızı ve çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Fakat bunun dışında şimdi Lapseki'den bir adayımız var. AK Parti Çanakkale 1. Bölge 1. Sıra Başkan Milletvekili adayımız Sayın Bülent Turan. Bülent Turan Lapseki'li, birçok söylenti oldu elbette ki. Bizim buradaki problemlerimiz bilinmeyebilir. Biz kendi içimizde insanların daha iyi bilebileceğini falan düşünüyoruz gibi söylentiler oldu. Siz bu konuda Bülent Turan'ın Çanakkale için ne kadar yararlı olabileceği konusunda neler düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi Bülent Turan öncelikle bir defa doğma büyüme Lapseki'li. Lapseki'nin öz evladı. Biz ona sahip çıkıyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde Çanakkale'liler de sahip çıkacaklar. Bugün için Çanakkale'nin bazı ilçeleri ve Çanakkale merkezi tanımayabilir ama çok yakında Sayın Bülent Turan'ı herkes tanıyacak. Bülent Turan gerçekten çok yetenekli, çalışmasını seven, memleketini seven, hizmeti seven bir insan. Bugüne kadar belki diğer milletvekillerimizden dolayı çok ön plana çıkmamış olabilir Çanakkale için. Ama Lapseki için devamlı bugüne kadar ön plandaydı. Bizim bütün ihtiyaçlarımızı, Lapseki'nin ne ihtiyacı varsa hepsini sağ olsun Bülent Turan aracılığıyla bugüne kadar hallettik. Tabii ki diğer milletvekillerimize de, ama biz diğer milletvekillerimizin yükünü hafifletmek için genelde Bülent Turan, Sayın Bülent Turan üzerinden gittik. Sayın Bülent Turan'ın çok farklı özellikleri var. Parti içinde sevilen birisi, etkili ve yetkili birisi Ankara'da. Bunun yanında yıllarca İstanbul teşkilatlarında görev yaptığı için İstanbul'da da bütün teşkilatlar tarafından sevilen sayılan ve belediye başkanları, belediye meclis üyeleri tarafından sevilen sayılan birisi. Bundan dolayı da bizler İstanbul'a gittiğimizde veya Ankara'ya gittiğimizde Bülent Turan'ın sayesinde bütün kapılar bugüne kadar bize hep açıldı, sonuna kadar açıldı ve hiç elimiz boş dönmedik. Ne yapmışsak, nereye gitmişsek hepsi, ne istemişsek hepsini alabildik. Bunlar hepsi Bülent Turan'ın sayesinde. Bülent Turan farklı bir insan. Bülent Turan memleketini, vatanını seven, hizmet etmesini seven birisi. İnşallah farkını önümüzdeki dönemde tüm Çanakkale görecek. Hizmetleri Çanakkale'ye şu anda yaymaya başladı. Bunları hepsini sırayla anlatacağım size. Görmezden gelme sebepleri nelerdir? Lapseki'li olan bir kişiye işte buradaki sorunları bilmez demek neyi kazandırıyor insanlara? O zaman şöyle diyebiliriz. Ben de Lapseki'nin belediye başkanıyım ama İlyasköy'lüyüm. O zaman Lapsekililer biz İlyasköy'den gelen birisi kim mi demesi gerekiyor? Bu bence çok yanlış. Bunlar yanlış değerlendirmeler. Ben burada Bülent Turan'ın gücünden korktuklarına inanıyorum. Ben ona inanıyorum. Yoksa Bülent Turan'ı çok iyi tanıyorlar. Bu bahsedilen kişiler Bülent Turan'ı çok iyi biliyorlar yani. Kim olduğunu da biliyorlar, gücünü de biliyorlar. Bizim hedefimiz şu. İnşallah Lapseki'den, Çanakkale'den bir tane bakan çıkartmak istiyoruz. İşte bu da inşallah Bülent Turan'la birlikte olacak. Bakın geçen hafta biz belediye başkanlarını, 6 ilçe belediye başkanını Ankara'ya çağırdı ve gittiğimizde kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi spor bakanımızla görüştü, gençlik ve spor bakanımızla görüştürdü. Orada bize, ilçelerimize ve beldelerimize birçok yardımlar aldı. Halı sahalar, her ilçeye birer halı saha, her beldeye birer halı saha, birer voleybol ve basketbol sahaları aldılar Sayın Bakanımızdan. Yani bunlar çok basit işler değil. Hemen biz her gittiğimizde bakanla görüşebiliyor değiliz. Bunlar Bülent Bey'in sayesinde olan şeyler. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melik Gökçe Göçek'le bizi görüştürdüler. Yine oradan her belediye birer tane otobüs aldık. Lapseki olarak bir tane vidanjör aldık. Oyun grupları aldık. Bunlar önemli şeyler, önemli yatırımlar. Çünkü biz çok büyük bütçesi olan yerler değiliz. Neticede 15 milyon bütçesi olan bir ilçe için 200 bin liralık, 300 bin liralık, 500 bin liralık yardımlar büyük yardımlardır. Hibe çünkü bunlar. Neticede hibe olarak geliyor. Bunlar Bülent Bey'in daha ilk adımları. Bülent Bey'in ayak sesleri bunlar. İnşallah ileride çok çok iyiler olacak. Mesela
Ezine Belediyesi'nin stat sorunu vardı. Gittiler bakandan. Bir günde işi çözdüler. Bak Ezineliler şu anda çok çok mutlular. Bu basit bir yatırım değil. 2-2,5 trilyonluk yatırım bu eski parayla. Yeni parayla 2,5 milyonluk yatırım Ezine için çok büyük yatırımlar. Bunlar basit işler değil. Bunlar elbette ki sayın vekilimizin ikili ilişkilerinden, parti içindeki durumundan ve İstanbul'daki durumundan kaynaklanan şeyler. Bunlar önemli bizim için. Dört milletvekilimiz vardı. Dört milletvekilimizden bu desteği alamadınız ya da aldınız tam olarak bilmiyoruz. Ama Bülent Turan, sadece ismini bildiğimiz Bülent Turan diyebiliriz. Ama bütün yardımlarını sizden esirgemedi ve Çanakkale'den de esirgemedi açıkçası. Çeşitli yerlerde şu anda görebiliyoruz dediğiniz ayak seslerini. Peki neden geçmişteki milletvekillerimizden böyle bir destek gelmedi acaba? Şimdi şöyle söylemek isterim. Belki milletvekillerimizin pozisyonu önemli. Sayın Mehmet Danış da, üçüncü dönemi tamamlayan Mehmet Danış da Lapseki'nin evladıydı. O da bizim evladımızdı. Ondan da çok büyük destekler aldık. Yani İsmail Kaşdemir'den de destekler aldık. Ancak Bülent Turan'ın pozisyonu çok farklı. Durumu çok farklı. Etkisi ve yetkisi çok farklı. Onun için Bülent Turan hem Ankara'da hem İstanbul'da dediğim gibi kendini daha önce ispatlamış bir insan yani. Yani Çanakkale'de bir şeyi ispatlaması gerekmiyor. Ankara'da, İstanbul'da zaten ispatlamış. Bize çok değerli bir insan milletvekili olarak geliyor. Bu bizim için çok önemli. İstanbul'dan olsaydı biz Lapseki olarak yararlanmaya devam edecektik. Ama şimdi bundan sonra tüm Çanakkale yararlanacak. Bu çok önemli bence. Bugüne kadar paylaşmıyorduk. Paylaşmak zorunda kalacağız sayın vekilimizi. Peki ne değişecek Çanakkale'de size göre Bülent Turan'la? Evet, Bülent Turan, ben buraya inşallah, biz diyorum, ben demin de dedim ya, bakan inşallah olacak veya grup başkan vekili olacak. Eğer bu yetkilere de sahip olursa bugünkü yetkisi ve etkisi biraz daha artacaktır. Ben Çanakkale'nin ihtiyacı olan bütün hizmetlerin Çanakkale'ye geleceğine inanıyorum. Çanakkale merkezde de çok yapılması gereken işler var. İlçelerimizde de çok yapılması gereken işler var. Yani gerçekten bu önemli kente biraz daha değer katmamız gerekiyor. Biraz daha değil aslında, çok değer katmamız da gerekiyor. Bu benim kendi ilçemden olabilir, başlayabiliriz. Yani ilçelerimize, efendim, merkeze biraz daha değer katılması gerekiyor. Bu değerler içinde bir şeyler yapılması gerekiyor. Yeni yatırımlar yapılması gerekiyor. Ne bileyim, Boğaz Köprüsü'nün bir an önce başlanması gerekiyor. Bunlar önemli şeyler. Onun için bunları yapabilmek için de bence güce ihtiyacımız var. Bu gücü de Bülent Turan'la alacağız. Peki başkanım, Çanakkale nokta nokta kentidir desek aklınıza ne gelir? Bence Çanakkale merkez olarak düşündüğümüzde aslına bakarsanız bir turizm kenti. Tabii dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesi. Burada 253 bin şehidimiz yatıyor. Onun için çok önemli bir kent burası. Ama ben bugün için bu kentin yeterli değeri aldığına inanmıyorum. Onun için biraz daha çalışmamız gerekiyor, çok çalışmamız gerekiyor, daha iyi tanıtım yapmamız gerekiyor, Çanakkale'yi daha iyi temsil etmemiz gerekiyor. Bunun için de Bülent Turan gibi kişilere ihtiyacımız var. O zaman önümüzde birçok proje var ve bu projeler uygulanmak üzere sahibini bulacak galiba. Evet, inşallah pazartesi günü geliyor sayın vekillerimiz. Pazartesi gününden itibaren projelerimiz de açıklanmaya başlayacak. Neler yapılması gerekiyor? Sayın vekilimiz bu konuyla ilgili sürekli çalışıyor. Görüşmeler Ankara'da devam ediyor. Bu görüşmelerin neticesinde de birçok şeyi açıklayacağını düşünüyorum. Başkanım, Lapseki'nin geliştiği kesin, bariz ortada. Biz bunu görebiliyoruz da Çanakkale gelişiyor mu, genişliyor mu sizce? Bence sadece genişliyor. Çok fazla geliştiğini düşünmüyorum açıkçası. Bu da çok bence yeterli değil. Bence değer katmamız gerekiyor. Yani Çanakkale çok önemli bir kent. Ama biz yeterli değeri katamadığımızı düşünüyorum şu an için. Hepimiz ilçeler olarak da, merkez olarak da çok önemli bir yerdeyiz. Stratejik bir yerdeyiz. Ve dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesinde, Boğaz'ın kenarındayız. Ama maalesef çok fazla değer katabildiğimizi düşünmüyorum. Evet. Peki son olarak halkımıza, şu anda bizi izleyen vatandaşlarımıza bir mesajınız var mı? Elbette ki şimdi 7 Haziran'da seçimler var. Bu seçimler bizim için çok önemli. Hele hele AK Parti için daha da önemli. Sayın Bülent Turan'ın buraya gelmesi
bizlere değer katacaktır. Elbette ki değer katacaktır. Ama biz Sayın Bülent Turan'ın elini çok güçlü olarak buradan göndermemiz gerekiyor. Zaten Lapsekiller olarak üzerimize çok büyük görev düştüğünü biliyoruz. Bunun farkındayız ve biz ona göre çalışıyoruz. Şu anda bütün çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. İnşallah Sayın Vekilimizin elini güçlü olarak Ankara'ya gönderebilirsek çok çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Sabırla bekleyeceğiz ve gelişmeleri göreceğiz. Evet, bekleyip hep beraber göreceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum. Ben çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.